Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular, testlerindeki 9. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözüme başlayalım. Bu bölümdeki kazanım benzerlikte ağırlık merkezi kullanımı olacak arkadaşlar. Ağırlık merkezinden paralel çizerler falan filan öyle şeyler var. İspatı benzerlikten çıkıyor zaten. Ama bazı arkadaşlar bunları kural olarak da biliyor. Mesela bunlar nelerdir? Ağırlık merkezinden böyle paralel çizildiğinde şu parçalar birbirine eşit oluyor. Birincisi bu. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardır. 2 A iken burası da A'dır. Bir de ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde burası X iken burası 3 X oluyor. Hepsi ispatlı da çıkıyor. Mesela burada BC nedir diye soruluyor. Şuradan ağırlık merkezinden bir çizerseniz hocam kenar oltay olduğunu gösterirsiniz. E burada 2'ye 1 oran var ya benzerlikten 2 bölü 3'ten şurayı bulursunuz. Sonra burası çıkar. Zaten biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bir de 3-1-2 kuralı var. 3-1-2 kuralı da arkadaşlar ağırlık merkezi olduğunda bir de ort taban çizgisi olduğundan bunlar eşit ya ort tabandan dolayı ondan dolayı. E, yukarıdan aşağı 3 birlik kural vardır. Unuttuğunuz zaman zaten kendiniz yaparsınız. Hocam ort taban çizgisi paralel ya. Bak burada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran nedir arkadaşlar? E hocam burası, burası A iken burası 2A değil mi? Ort tabandan dolayı. ağırlık merkezinden geçen burası da 2A. Kelebekteki oran 1 2. O yüzden ben buraya bak direkt x 2x yazabilirim buraya. E, burası 2x e, burası da 4x olacak ağırlık merkezinden dolayı x ise buraya da ne kalıyor? 3x kalıyor arkadaşlar. O yüzden 3 1 2 kuralı zaten kendinizde sonuca odaklı olarak yani ispatını da yaparak sonuca kendinize ulaşabilirsiniz. Evet bizim işimiz sorularla şöyle küçük bir tekrar yaptık. Şimdi soruyu çözelim isterseniz arkadaşlar. Ağırlık merkezi demiş BD uzunluğu kaçtır? diye sorulmuş Ali Bey uzunluğu 12 demiş. Arkadaşlar ağırlık merkezinden böyle şu paralelliği kullanacağım. Ağırlık merkezini kullanmam lazım. Geçen kenar ortaydır. Hocam burada da 1'e 2 oran var mı? Var. E, şunlar birbirine paralel verildiğine göre Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran varsa burası da 2'ye 1 oran var mıdır arkadaşlar böyle? Vardır. Ali Bey uzunluğunu zaten bize 12 verilmiş. 3A eşittir 12'den A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden BD uzunluğu isteniyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar ağırlık merkezinden geçen bir doğru var. Ağırlık merkezinden geçen doğru kenarı iki eş parçaya bölecek. Hocam bir de burada 1'e 2 oran var. E burada 1'e 2 oran var. Şunlar da paralel verilmişse. Arkadaşım şu paralellikte 1'e 2 oran 1'e 2 oran. Yani 2 iken burası 4 mü olacak? Evet. E burası 6 oldu. Burası 6 olduğundan burası da 6 olacaktır. Yani x kaç buluruz böylelikle? 6 buluruz. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle. Balıkesir çıktı. Geldik 3'e. Ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezinden geçen hemen buradaki k2k'yı yazalım. Ve şunların da birbirine eşitliğini gösterelim. Ve şu, şu ve şu parça eşit verilmiş. Öncelikle şu paralelliğe bakalım. Arkadaşlar şu temal orantıya bakacak olursak eğer. Bu temal orantıya baktığımız zaman ne var burada? 2 bölü 3 oran var. Hocam 2 bölü 3 eşittir. 2 bölü D, dolayı. D'yi kaç buluruz? 3 buluruz. E artık şimdi şunlar da birbirine paralel değil mi? E, burada da temal orantı yapabiliriz ama eşitlik var. Direkt orta taban. Üçgen. Direkt burası altım çıkar arkadaşlar. Evet. Yani cevabımız 3. soruda Edremit oldu arkadaşım. Geldik 4'e. ABC üçgen G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi dediği için arkadaşlar ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. ağırlık merkezini mutlaka kullan. E, bu ağırlık merkezinden geçmiş. E o zaman bu da kenar ortaydır. Hocam şurada 1'e 2 oran vardır. A iken 2A. E, burada da B iken 2B oranı vardır arkadaşım. E şimdi bir şeyler verilmiş mi? Verilmiş. Onları da kullanalım. Hocam şunun da şunu paralel vermiş. A ben sen daha doğrusu şuraya bakarsan eğer şuraya bakarsan eğer şuradaki temel orantıyı kullanırsın. Ama şuraya bakarsan bakın şuradaki eşitlikten dolayı 6 ise direkt burası 12 olmaz mı arkadaşım? Evet. 3 b eşittir 12 ise o daha kolay geldi benim gözüme. B'yi 4 buldum. Hocam bizden ne isteniyor? A, B uzun isteniyor. Hocam 12 ise burası 12. 90'ların da kenar ortaya çizilmiş. Eşit eşit. E muhteşem 3'ten dolayı burası da eşit olmaz mı? Olur. E o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Burası 12 ise burası da 12 burası da 12. Toplamda AB uzunluğu kaç yaptı? 24 yapmış oldu. Yani dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik 5'e. G ağırlık merkezi demiş ağırlık merkezi dediği için hemen eksik parçaları tamamlayalım. Şunlar eşit. Hocam ağırlık merkezi olduğu için burada da 1'e 2 oran var mı? Var. Sonra adam sana şununla şunu paralel vermiş. Bunu da kullanacaksın. Hocam oranlamalara bakalım. Peki bazılarınız direkt 3 1 2 kuralı. Ondan sonra her yerde 3 1 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. O öyle de bir hata oluyor. E ne yapalım burada? Hocam şurada bir kelebek benzerliği var paralelikten dolayı. 1 2 oran varsa burada e 1 2 orandan dolayı 1 2 yani burası da 4 mı oldu? Aynen. E hocam ağırlık merkezi burası. Şurası ağırlık merkezi olduğundan burası 4 ise burası kaç yapacak? 6'ya ise 8 yapacak burası 1 2 orandan dolayı. E 8 burada, 4'ü burada. 8 artı 4'ten AF'yi kaç buluruz arkadaşlar? 12 olarak buluruz. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle. Denizli çıktı. Geldik 6'ya. Şimdi evet yine 3, 1, 2'den yapabilirsiniz aslında ama ben yine ispatıyla yapacağım. Ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şu eşit. Şu eşit. Hatta burası da muhteşem 3'ten dolayı eşit mi arkadaşlar? Tamamı eşit. Sonra adam şununla şunu paralel mi vermiş? Evet bunu kullanacağız. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay değil mi? Şunlar da birbirine eşit. Hocam bunlar eşit. Bunlar paralel. Bir orta taban çıktı mı çıktı. Yani burası k iken burası nedir? 2k. Hocam burası da 2k. Bak burada bir kelebek benzerliği çıktı. Buradaki kelebek benzerliğine bakacak olursak arkadaşım. 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan dolayı 2.5 ise direkt burası kaç yapar? 5 yapar. E tamam buraya 5 yazdık. E hocam burası ağırlık merkeziydi. Burası 5 ye. Burası ne yapacaktır? 10 yapacaktır. E 15 burası, 15 burası, 15 burası olacağından zaten bizden DC isteniliyormuş bu arada. Toplam 30 mu oldu arkadaşlar burası? Evet. Burası 30 oldu. Hocam dik üçgen çıktı karşımda. Dik üçgenin bir kenarı kaç? 18. Bir kenarı kaç? 30. Ve benden DC isteniyor. Şuradaki uzunluğu bulabilir miyim ben? Bulurum. Burası altının 3 katı. Burası altının 5 katı. Burası da altının kaç katı olacaktır? 4 katı olacaktır arkadaşlar. Yani 24'tür burası. E hocam şurayı 24 bulduysak bunlar da 12 birim 12 birim oldu? Yani bizden de 12 isteniyor. 6. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Ve geldik 7. soruya. Evet 9 var. Arkadaşlar neler vermiş? G ağırlık merkezi. Hocam eksik parçaları koyarım buraya. 1'e 2. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Bunu da göster. A hocam burada 2'ye 1 oran varsa x soruluya bize. Hocam burası da 2 ise burası da n midir? Evet. 4'ü kullanayım. Hocam 2 bölü 3 oran var burada. 2 bölü 3 oran eşittir 4 bölü dc'den dolayı 2 katı 2 katı dc'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Hocam burası 6 oldu. E burası da 6. Dikkat edin burası kaç çıktı? 12. E 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeni olacağından dolayı arkadaşlar şu uzunluğu 15 bulduk. E toplamda 3 eşittir 15 ise eni buradan 5 buluruz. Bizden x isteniyor. O da 2 en eşit olduğundan cevap kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Yedinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Ve evet arkadaşlar. Şu testi bitirmiş bulunuyoruz. Ne testiydi bu? Unuttum valla. Kazanım odaklı. Evet 9. bölüm. Kazanım odaklı testlerde 9. bölüm testini bitirdik. Yani kazanım odaklı testlerin grubunu bitirdik. Sırada ne var? Klasikleşmiş sorular serisi var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.